Sıcak sıcak getirdim. Bakalım beğenecek misin? İçmeyeceğim teyze, istemiyorum. Ama hani canın çok istemişti. Beğenmedin mi tadını? Hayır, çorba çok güzel ama canım istemiyor. Ama bak, böyle yaparsan iyileşemezsin ki, yemen lazım. Bence içmeyerek çok şey kaybediyorsun, ateş parçası. Nasıl yani, niye? Çünkü bu hiç sıradan bir çorba değil. Bu çorbanın içinde bir sürü sır var. Çünkü o çorbayı teyzen yaptı. Yediğin her kaşıkta çok önemli bir sırrı öğrenecektin. Ama madem yemek istemiyorsun, neyse artık. Nasıl sırlar ki bunlar? Bilmem. Yeseydin öğrenirdik. Teyze, bir kaşık versene. Belki de tok değilimdir. Hadi bakalım. Üstelik bu çorbada sadece mideni besleyecek şeyler yok. Teyzenin sevgisi de var sana. Bu yüzden ne kadar içersen o kadar güçlenirsin. Ha, içmeyeceğim ben, zaten güçlüyüm. Kendi başıma iyileşeceğim dersen olmaz. Çünkü tek başına mücadele etmek bazen imkansızdır. Kötü olduğun zaman destek istemek, yardımları kabul etmek gerek. İyi kış aldım. Hani sana vardı çorbanın içinde? Sır ne? Hadi söylesene. İlk sır gelsin o zaman. Ben eskiden her şeye yetecek gücümün olduğunu zannederdim. Çok güçlü sanırdım kendimi. Ama yanılmışım. Gerçek gücün ne demek olduğunu teyzenle tanışınca öğrendim. Teyzem seni yenecek. Bir dakika, misket çizginin üstünde duruyor. Çizginin üstü. Açıkça dışı. Üstü. Dışı. Amca, misket çizginin üstünde. Gerçekten mi? İyi. Neymiş peki? Gerçek güç, sevdiklerini korumak, mutlu etmekmiş. Kaba kuvvet, zorbalık, insanlar ezip geçmek. Hiçbiri güç değilmiş. Başkasının varsa bir kaşık daha yiyeceğim. Var, evet. Teyze, ver. Neymiş ikinci sır? Ben eskiden kendimi sadece güçlü değil, cesur da zannederdim. Sonra teyzen gelince anladım ki ben cesur da değilmişim. Nasıl yani? Ama sen hep çok cesurdun. Cesur değil. Güçlüydüm, ateş parçası. Güçlü olunca kimse bana zarar veremez diye düşünüyordum. O yüzden de kimseden korkmuyordum. Bazı kelimeler daha ağızdan çıkmadan insanın kalbinde büyürmüş. Senin adın da benim için öyle. Yaman. Adını dilime getirdiğim anda bütün dünya ayağımın altından çekiliyor sanki. Öyle bir aşk bu. Adınla çağırdığımda nefesimi kesip beni dünyadan alacak kadar güçlü. O yüzden söyleyemiyorum ya.
Ama burada ilk defa yazıyorum. Doya doya. Yaman. Sen bunu doğum gününde okuyacaksın. Seneler önce dünyada ilk nefesini aldığın anda. Ben de ancak böyle bir günde dile getirebilirdim en derinimdekileri. Senin nefesine kendi nefesimi katarak. Seninle geçen günler sayılı, geçirilecek günler sayısız. Bu mektup birlikte adımlayacağımız ömrümüzde şimal yıldızın olsun senin. Çıkışsız kaldığın, yönünü tayin edemediğin anda önüne çıkacak pusulan olsun. Ne zaman okusan bil ki o an ben de yanındayım. Ellerimizle var ettiğimiz, kimsenin yıkmaya gücünün yetmediği dünyamızın içindeyiz demek ki. Başımıza ne gelirse gelsin, son nefesime kadar bu yolu seninle yürüyeceğimi, o yolu aydınlatan şimal yıldızım olduğunu bil. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Gerçek cesaret, duvar gibi durmak değil, insanlara güvenmekmiş. Sadece güçlü durmakla da değil, kalbini açmakla cesur olurmuş insan. Teyzen öğretti bunları bana. Mesela Öykü ile ben de birbirimize çok güveniyoruz. Aynı sizin gibi. Biz de mi çok güçlüyüz o zaman? Evet. Siz de çok güçlüsünüz. Çünkü güvenmek en büyük güç. Dedi bir kaşık daha. Teyze çok mu seviyor oğlum buna? İçtikçe güçleniyor. Bir de öpersen belki hemen iyileşir.